karanlıkta batmadan. Et güllenmesi emmencem, küreselı sığınmadan. Kemencem ekilenmez, Hüseyin obamadan. Oy nesine nesine, pardon marifesine. Ölürse koyun bizi kadır kadebesine. Bir dostum aldım peşe, yürümüyor enişe. Ey gidi arkadaşlar, yok bizde yetinleşe. Kanmışım, kanmışım. Seni yalanlarına ben kanmışım, kanmışım. O dünyaya gitmeden bu dünyada yanmışım. Oy nesinden nesine, burada marifesine. Ölürse koyun bizliğe, kadır kadebesine. Bir dostun aldı peşe, yürümüyor enişe. Ey gidi arkadaşlar, yok bizde yetinleşe. Sen böyle mi kalırsın, kızlar sorardı bana, hangimizi alırsın, hangimizi alırsın. Yaz ayları geldi mi dönüyor gurbetçiler, başlar Karadeniz'de o zaman eğlenceler. Festivaller, düğünler, gelip geceyi günler. Kadırganın başında kemence sesi inler, kemence sesi inler. Allah'ım asıl seni. Gemi geliyor, kimi o düzgün beni ile. Gemi geliyor, kimi o düzgün beni ile. Seni kim asla alır havu tatlı din ile, havu güzel ile. Bir geldiyse konuşsa kadırga çimenleri. Toplanır orada millet her cuma günleri. Sadar orada yaylacı ya ile beniri. Kadırganın başları sevdalıların yeri, sevdalıların yeri. Allah'ım affeyle. Sesdağının başları sevdalıların yeri, sevdalıların yeri. Allah'ım affeyle. Balık tutardık, balık asa deresinde. Ne günlerim vardı güzel beşik yüzünde, güzel beşik yüzünde. Kestanedir kestane, kapısının eşiği. Ağaçlar şal bazarı, kemencenin peşiği. Bu söylediğim kayda, Çingayan'ın kaydası. Ağaçlarda yaşardır rahmet dostun dünyası, rahmet dostun dünyası. Allah'ım asıl sen. Sağ ol, teşekkür ederim. Ağasar'a da burada selam. Ağasar. Evet. Trabzon. Şalpazarı. Şalpazarı. Evet. Evet. Selamlarımızı gönderelim şu anda. Evet, bizden de onlara çok selamlar. İzleyen sevgili izleyenlerimize. Yüreğine sağlık. Sağ ol. Sesine sağlık sevgili Mehmet abi. Albüm. Albüm çalışmaları
nasıl gidiyor? Şu an yani şu an var mı herhangi ikinciye bir hazırlanıyoruz. Evet. İnşallah. Herhangi bir süre var mı mesela albüm tahminen ne zaman biter? 6 ay içinde inşallah çıkar. Ne kadar? 6 6. ay. Ayda. Yani evet, Haziran ayında. Ayda. Haziran ya yani yaz başı diyelim. Bu civarlar inşallah çıkar. Evet, çok güzel. Yaz başı hazırlanıyoruz gibi. İnşallah güzel bir şeyler yapacağız. Piyasada olacak. Albüm yani şu anda isim yani ismini işitilmek için yoksa ücret olarak hiç kimse zaten hiçbir evet. sanatçı şunu da evet şöyle alayım ben hemen. Pardon. Evet ben dinliyorum seni. He. Mehmet abi. Şöyle alayım. Evet. Şu anda hiçbir sanatçı albüm çıkarayım da. Yani genelde yazmışlar. Para kazanayım denen bir şey yok artık o işler yok da evet. internetten. Herkes internetten zaten az önce söylediğimiz gibi evet. indirgandı yapıyor değil mi? Evet Hasan artık. Abi? Yani albümde, şu anki sistem o. Albümde çok iyi bir şeyler varsa hani insanlar ben zaten alıyorlar. Onu savunuyorum. Eğer eserlerin güzelse evet. insanlar sana ulaşıyor ama eserlerin güzel değilse ya ona da yapacak bir şey yok. Yapılan eser çok iyi olması evet. lazım. Yani gerçekten güzel öyle. Olması lazım. Bu arada tabii programa destek verenler var. Onlara teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Öncelikle Almanya, Ludwigsburg'da sevgili Ebu Bekir Kaya. Teşekkür ediyorum kendisine. Aynı zamanda az önce program başında belirttiğim gibi sevgili Cemil Tokyemir'e teşekkür ediyorum. Yine bu arada lambamı nasıl buldunuz abi? Alaaddin'in yani, sevgili lambası. Değil mi abi? Yani gerçekten çok güzel bir lamba. Bu sizin anlamınız zaten yani. Anlam bu. Alaaddin'in sevgili lambası. Programın ismi bu. Sevgili Hatice Hanım, sevgili Hatice Yıldırım da izliyor. Hatice Hanım'a da Mannheim'da, Almanya Mannheim'da selamlarımızı gönderelim kendisine de. Ve tabii ki az sonra reklamlarımız var. Reklamlarımız yaklaşıyor. Ama reklam öncesi ekranları başında yine bizi izleyen Kastamonulara yine şöyle güzel bir müzik ziyafeti yaşatalım. Değil mi? Yani çünkü zamanımız çok kısıtlı. Diğer reklamla bağlanacağız çünkü. Zamanımız kısıtlı olduğu için ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyenlerimize bol müzik diyelim. Bol neşe, bol keyif diyelim. Pazar gününün anlamı da o zaten. Herkes tatil, herkes evinde. Hemen hemen. O yüzden onlara da güzel, değil mi? Tam zamanı. Onlara da güzel bir vakit geçirtelim istiyorum ekranları başında. O zaman mikrofonu sana veriyorum ben. Sevgili Hasan abi şöyle hemen alayım. Ne yapsak ki? Gözümün yeşilinde çok hayranlarımız var. Evet şöyle hareketli. Tamam. Evet. Thank you.
veriyoruz, armağan olsun.
helal olsun. Sesine sağlık. Gerçekten arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Yani yok böyle oynamak. Gerçekten yok böyle oynamak. Sağ olsun sevgili Hüseyin abi. Hüseyin baba. Köçek üstüne. Eskilerden ne de olsa. Öyle değil mi? Yani eskilerden çok teşekkür ediyorum. Onlar da kendi dallarında tabii güzeller. Evet. Tek bir kemiğe geliyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız gerçekten. Programımız da bütün hızıyla devam ediyor. Bu arada Kastamonu'ya özgü yemekler mutlaka vardır. Yani en meşhur nedir Hasan abi? Kuyu kebabı. Kastamonu kuyu kebabı. Bunun dışında yani en meşhur etli ekmek. Bunun dışında bandırma da yine öyle. Şöyle mikrofonu vereyim ben sana. Sanırım yaka mikrofonunda problem var. Mikrofona konuşalım. Şimdi tekrar baştan alayım. En meşhur yemeği nedir abi? Kuyu kebabı. Etli ekmek. Evet. Başka? Bandırma deriz biz. Bandırma. Aynen. Bu bizim bildiğimiz bandırma değil. Bandırma çok... Bu balıkesirler. Yok, o bandırma değil. Kuyu kebabı falan çok dört dörtlük odunla közde olan bir şey. Evet. Yani çok evet. Leziz bir şey ama. Çok güzel. Değil mi? Yani... 2 kilo yiyebilirsiniz. 2 kilo. Yani bir oturuşta 2 kilo yani. Kuyu kebabı. Evet. Öyle mi? Ekmeksiz mi bu? Çok güzel. Bu ekmek demek ki ekmeksiz mi? Ekmekle sizin şeyinize kalmış bir şey. Yani ekmekle kalırsa ekmeği sevgili Hüseyin abi de zaten kuyu kebabını götürmüş gibi. Aynen. Yani ekmekle götürmüş. Ekmekle götürmüş ama. Sevgili Hüseyin abi ekmekle götürmüş. Bunun dışında başka ıslama. Islama evet. Islama tavuklu mantarlı çok, öyle değil mi? Kastamonu'ya özgü. Bir de pilav yapıyorlar altına. Çok harika. Yani şu anda olsa da yesek. Değil i̇nşallah mi? İleriki zamanlarda. Peki inşallah bundan sonraki organizasyonda inşallah. Daha farklı bir şeyler yaparız inşallah. Bu arada sevgili Mehmet abi senin bölgenle ilgili en meşhur mesela bilinen yemek. Vallahi bizde çok. Trabzon Beşiktaş'ı. Evet. Beşiktaş yani. Beşiktaş. Mesela o bölgeyle ilgili en meşhur hani mesela Kastamonu'da işte kuyu kebabı dendi, ıslama dendi, bandırma dendi. Vallahi bizde. Sende de balık esin var abi. Hamsi var. Hamsi. Dereyağı, ekmeğimiz. Evet. Balımız, çayımız bizde hepsi çok meşhur. Yani evet. Yani hepsi şimdi Karadeniz'e özgü tabii menü ki. Menü olarak. Karadeniz'e özgü mutlaka işte hamsisi var. Karalahanamız. Karalahanası var. İşte ekmeği var. Ama hani senin bulunduğun bölgeyle ilgili hani mesela işte bir yerde hani muhlama deniyor. Bir yerde işte farklı bir şey deniyor. Onlar da var. Hepsi hani bizde hepsi çok meşhur. Yani hepsi birbirine birleşmiş. Öne çıkan herhangi bir ayrım yok. Yok. Yani muhlamasını da yiyoruz. Karalahanasını da yiyoruz. Hamsisini de yiyoruz. Evet. Ekmeğiyle. Ekmeği de var. Dereyağıyla. Futboluyla. Abi ağzımı sulandı şimdi. Ama futçun. Vallahi ağzımı sulandı. Senden bir şarkı alalım yine. Alalım. Güzel bir şarkı. Beşiktüz'ü eserim var. Onu okuyalım. Beşiktüz'ü. Evet. Tamam. Okey. Hazırsa o zaman Beşiktüz'ü şarkımız. Onu senden dinleyelim. Sağ ol. Evet. Teşekkür ederim. Peki. Buyurup dolaştım ben gezmeye dolanmadım. Bu
ortaokul yıllarını dostlarımla rastladım. Oturduk da konuştuk eski hatıraları. Anlattıkça deşildi dostların yaraları. Tek bir özlü sözümüz, örnek bir güldürümüz. Trabzon'un incisi, güzeli beşik güldürümüz. Tek bir özlü sözümüz, örnek bir güldürümüz. Trabzon'un incisi, güzeli beşik güldürümüz. Beşikta eteğini sabah güneşi yakar. Ağaçların teresi Beşik yüzüne akar. Yüzmeye doyamazsın, çok güzel plajı var. Akşamları köylerde uşaklar mermi atar. Tek bir özlü sözümüz, örnek bir güldürümüz. Trabzon'un incisi, güzeli beşik güldürümüz. Tek bir özlü sözümüz, örnek bir güldürümüz. Trabzon'un incisi, güzeli beşik güldürümüz. Yeşil bilgi örtüsü, bu yörelerin süsü. İlk burada kuruldu Eğitim Endüstrisi. Güldür ve aydınlığın buralardır adresi. Kız Öğretmen Lisesi, Beşik Düzü'nün sesi. Tek bir özlü sözümüz, örnek bir güldürümüz. Trabzon'un incisi, güzeli Beşik Düzü'müz. Tek bir özlü sözümüz, örnek bir güldürümüz. Trabzon'un incisi, güzeli Beşik Düzü'müz. Beşiktaş karşımız, kemencedir marşımız. Hatıralarla dolu, ha bu bizim çarşımız. Beşik düzüm anılır hep okulları ile. Çoluğun dürgülleri yayılır dilden dile. Tek bir özlü sözümüz, örnek bir güldürümüz. Trabzon'un incisi, güzeli beşik güldürümüz. Tek bir özlü sözümüz, örnek bir güldürümüz. Trabzon'un incisi, güzeli beşik güldürümüz. Hasret çekeriz, memleketi özleriz. Her yıl gelemezsek de arada bir geliriz. Düştük gurbet ellere, ayrı ayrı yerlere. Gurbet elden selamlar Beşik Düzlülülere. Ökür özlü sözümüz, örnek bir güldürümüz. Trabzon'un incisi, güzeli Beşik Düzümüz. Tektir özlü sözümüz, örnek bir güldürümüz. Trabzon'un incisi, güzeli Beşik Düzümüz. Tektir özlü sözümüz, örnek bir güldürümüz. Trabzon'un incisi, güzeli Beşik Düzümüz. Tektir özlü sözümüz, örnek bir güldürümüz. Trabzon'un incisi, örnektir güldürümüz. Trabzon'un incisi, güzel Beşik Düzümüz. Güzel Beşik Düzümüz. Evet, Beşik Düzü'ne de buradan ne yapalım? Evet, şu an buradan oraya çok selamlarımızı herkese selam ediyorum. Akrabalarım izliyor da şu an. Öyle mi? Beşik Düzü'nde. Evet, şu anda onların da hepinize çok çok selamları var. Aleyküm selam. Bizden de Beşik Düzü'ne selamlar gönderelim. Peki, böyle alayım hemen yerine tekrar Mehmet abi seni. Bu arada sevgili Hasan abi de kemençe çalmayı öğreniyor. Çaldı. Eşlik etti bana, çok sağ ol. Eline sağlık. Yani nasıl? Abi gerçekten çok güzel çaldın Hasan abi. Yani Kastamonu'nun dışında bir kemençeye de meraklılığın varmış. Çok hevesli. Yani bütün çalgı aletlerin hastayım. Öyle mi? Bu arada şöyle alayım tekrar. Yani çalgı aletlerine çok hastayım. Bütün şeylere, orkestra, bağlaması yani cihazlarına. Hepsi var. İleride inşallah patlayacağız. İnşallah, inşallah. Yani kemane çalabiliyor musun abi? Teşekkür ederim. Aşağı yukarı çalıyorsun. Bir de kemençe bağlarsan. İnşallah ileriki zamanlarda. Bir de kemençeyi bağlarsan peşine. Çok süper. Tamam olacak. Kalbe vuruyor. İnşallah. Bu arada
Hemen şunu da söylemek istiyorum. Albüm Mart'ta dedin. Mart sonu. Mart sonunda. Mart. Hangi firmadan? Bir aksilik olmazsa. Bir aksilik yok. Ümit ediyoruz ki olmaz inşallah. İnşallah. Hangi firmadan çıkacak? Şu an bir şey söylemeyeceğim onun için. Kapalı. 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 Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Peki sürpriz olsun. İlk defa söylüyorum burada. İlk defa. İlk defa söylüyorum. Kimsenin haberi yok. Kimsenin haberi yok. Yani ilk kendi defa. Kendi dağıtımı kendim yapacağım. Ha, kendi yapacaksın. İnşallah hayırlı olur. Kendi dağıtım yapacağım. Yani gerçekten hayırlı olur. Güzel şeyler olur. Güzel kazançlar elde edersin. Hani tane. Sonuçta albüm yaparken mutlaka bir şeyler kazanmak yani gerekiyor. Evet, kazanmak gerekiyor. O da istiyorlar. Dağıtıyorum. Evet. Falan. Çok çok güzel. Aynen. Ha bu arada şey oluyor değil mi? Yani düğünlere falan organizasyonlara tabii, katılıyorsunuz. Gidiyorum, gidiyorum. Ekip olarak gidiyorsunuz. Ekip olarak. Ekip evet, olarak evet, katılıyorsunuz. Evet. Hiç yöre, istek hiç olduğu zaman. Etmiyor, her yöre. Ardahan, Kars, her yöre. Hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Nereden talep, her yöreden çalıyoruz. Nereden talep gelirse gidiyorsunuz. Gidiyorum. Orada işte organizasyonlara katılıyorsunuz, evet. Düğünlere katılıyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Yöreye göre çalgı yapıyoruz. Yani peki böyle hani şu anda ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyenlerimiz de var. Mesela onlar da mesela işte ne bileyim düğünlerinde, organizasyonlarında işte seni aralarında hani veya grup olarak, ekip olarak sizi aralarında görmek isterler. Evet. Sevgili Hüseyin abiyle belki, gerçi Hüseyin abi beni duymuyor ama Hüseyin abi dalmış. Hüseyin abiyle birlikte güzel bir ekip olarak sizi aralarında görmek isterler. Böyle ulaşabilecekleri bir internet sitesi var mı? Yaklaşık. Mikrofonu yakın tutalım. Yaklaşık 150 ekip var. Evet. Buradan da hepsine ayrı ayrı kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Hepsine gelirim yani. Hepsine boş olduğum vaktim olduğu zaman hani gelirim. Şu anda ekranları başında bizi de izleyen sevgili izleyenlerimiz mesela nasıl ulaşırlar size? Yani bununla ilgili bir internet siteniz var mı? Var. İnternette feste şeyim var, sitem var. Hasan Kerim Ustaoğlu girdiğin zaman benim resim direkt çıkıyor. Çıkar, direkt çıkar, oradan sana ulaşırlar. Direkt, sosyal yani. Paylaşım sitesinden evet, ulaşırlar. Direkt peki. Ulaşabilirler. Çok teşekkür ederim. Bu arada reklamlarımız var mı diye soruyorum. Daha zaman var mı diye sevgili rejiye soralım. Evet, o zaman güzel kısa bir yine oynaması alalım senden. Olur. Daha sonra reklamlara bağlanalım. Olur. Evet, 3 dakikamız varmış. 3 dakika, tamam. 3 dakikamız varmış. 3 dakika güzel bir oyun alalım, sonra reklamlara olur. Bağlanalım. Hadi arkadaşlar peki. Bakayım. Evet. Haydi bakayım. Oyuncu arkadaşlarım. Thank you.
ediyorum. Sevgili izleyenlerimiz, şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamların hemen ardından Alaaddin'in sihirli lambası tabii ki Mavi Karadeniz TV ekranlarında bütün hızıyla devam edecek. Ekranlarınızın başından kesinlikle bir yere ayrılmayın. Türkiye radyo televizyonlarında olmayan bir kampanyayla her zaman olduğu gibi yine karşınızdayız. Evet, sürekli değişik ürünler, değişik kampanyalar gerçekleştiriyoruz. Bu bölümde, bu dakikalarda mükemmel bir cihazı sizlere tanıtacağız. Bakın elinde görmüş olduğunuz HD Digicam model, mükemmel bir video kamerayı sizlere hem tanıtacağız hem de kampanya olarak gerçekleştireceğiz. Evet, 12 megapiksel kamerası olan, fotoğraf çekebilen ve 2 GB hafıza kartı sayesinde saatlerce videolar ve resimler çekebileceğiniz, işte bu mükemmel, her evde olması gereken, özel günlerde kullanabileceğiniz bu mükemmel dijital kameramızı sizlere kampanyalı bir fiyata göndereceğiz. Değerli izleyenler, bunun fiyatı şu anda tanıtmış olduğum Digiphone, Digicam marka telefon cihazımızın fiyatı sadece ve sadece ne kadar biliyor musunuz? Önce gerçek fiyatını söyleyelim. Yani piyasadaki satış fiyatını söyleyelim. Şu anda tüm satış noktalarında tam 750 TL'ye satılan bir cihaz bu. Ama birazdan ekrana numaralar gözüktüğü dakikalardan itibaren kaç para alacaksınız biliyor musunuz? Bir tahmin yapar mısınız? Bir tahmin yapmanızı istiyorum. Tahmininizi alabilir miyim? 450 diyen var, 500 diyen vardır diye tahmin ediyorum. Ama daha da aşağı bir rakamda. 300 mü? Hayır değil. 250 değil. 200 değil. 180 lira mı? Hayır değil. Ne kadar? 149 Türk lirası gibi inanılmaz bir fiyata. Bakın, gerçekten son derece konforlu bir cihaz. Son derece güçlü bir cihaz ve 12 megapiksel gücünde olan bir cihaz sevgili izleyenler. 4 zoom özelliği, 2 GB hafıza kartı bulunan bu cihazımızın aynı zamanda 2.4 inç LCD ekran olduğunu hemen söylemek istiyorum. 9.88 mm lense sahip olan bu cihazla birbirinden özel videoları çekebileceksiniz. Artık bakın cihazımızı şöyle açalım. Evet, şöyle size göstermek istiyorum. Buradan işte bakın stüdyomuzu çekiyorum gördüğünüz gibi. Hatta şöyle yapalım, kameraman arkadaşımızı göstereyim. Dönebiliyor çünkü bu şekilde. Gösterelim bakalım sevgili yönetmenim. Birazdan numaralar ekrana geldiği zaman sevgili izleyenler, bu cihazımızı sizler kaç paraya alacaksınız biliyor musunuz? 149 liraya. Hazırsak 3 dakikalık süremizi başlatıyorum ve numaralar ekrana gelsin. 0216 211 01 çift 0. Sadece 149 liraya. Tam 80 liralık kargo, KDV, ÖTV dahil. Bunlar bize ait. 2 yıllık garanti belgesi, faturasıyla birlikte 12 megapiksel gücündeki bu mükemmel video kameraya sizler sadece 149 liraya sahip olacaksınız. 749 lira şu anda piyasada satış fiyatı. Evet, 749 liraya satılıyor. Siz her şey dahil 149 liraya bu programı, bu kanalı izlediğiniz için sahip olabileceksiniz. 0216 211 01 çift 0. Ve tabii ki hediyeleri. Hemen hediyeleri söylemek istiyorum. Sevgili izleyenler, şarj aletini sizlere hediye olarak gönderiyoruz. Hemen göstermek istiyorum. USB kablosunu sizlere hediye olarak gönderiyoruz. USB kablo sayesinde çekmiş olduğunuz resimleri, videoları cihazımızdan bilgisayarınıza aktarıp oradan internetten paylaşabilirsiniz veya bir ömür boyu olarak anılarınıza saklayabilirsiniz. Taşıma ipini yine gönderiyoruz. Bu taşıma ipi sayesinde omzunuza atabilirsiniz. Kameramızı omzunuza kullanabilirsiniz. Ama bitmedi. Bir de taşıma çantası. Orijinal kendi taşıma çantasını da sizlere hediye olarak gönderiyoruz. 2 GB'lık hafıza kartını hediye olarak gönderiyoruz ve televizyon bağlantı kablosunu. Evet, televizyon bağlantı kablosu sayesinde şu anda beni izlediğiniz gibi
videolara çekmiş olduğunuz, videomuza çekmiş olduğunuz, kameramıza çekmiş olduğunuz videoları da televizyonunuzdan izleyebiliyorsunuz. Bunu canlı olarak da izleyebilirsiniz, anlık olarak da izleyebilirsiniz, kayıt yapabilirsiniz. Daha önce de çektiğiniz görüntüleri de paylaşabilirsiniz. Evet, kampanyamıza son 2 dakikaya girdik. Şu anda 749 liraya satılan bu cihazımıza, bu mükemmel kameramıza her şey dahil. Evet, her şey dahil. Sadece 149 liraya sahip olacaksınız. Hadi size bir jest daha yapıyorum bu akşam, bugüne özel. Tripodunu da hediye olarak gönderiyorum. Normalde bu ücrete tabi ama bakın, tripod dediğimiz şu ayaklık. Bu görmüş olduğunuz ayaklık. Yani bunu bir yere sabitleyip ekranın karşısına geçip, kameranın karşısına geçip artık videolarınızı çekebilirsiniz veya bir yerde sabitleyip o anı ölümsüzleştirebilirsiniz. Tripodu da sizlere hediye olarak gönderiyoruz. Tam 79 liralık kargo, KDV, ÖTV'yi de biz karşılıyoruz. Ama bir dakikada hattı düşüren bütün izleyicilerimiz 149 liraya bu mükemmel cihaza sahip olacaklar. Bakın ne kadar net bir görüntüsü var. Tam 12 megapiksel şu anda çözünür kameraya sahip olan bu cihazımızın 2 GB'lık da hafızası var. Yani çektiğiniz resimleri, videoları rahatlıkla saklayabiliyorsunuz. Şöyle ekranı çevirebiliyorsunuz karşı tarafa. Burada bu şekilde gösterelim. Ekranı çevirebiliyorsunuz karşıdan görmek için. Bakın oldukça ekonomik ve en önemlisi Türkçe menü. Türkçe menüye sahip sevgili izleyenler. Yani buradan ekrandaki yazılarımız tamamen Türkçe. Ne yapmanız gerektiğini buradan yönlendirebiliyorsunuz. Lityum batarya özelliği sayesinde şarjı en az 2 gün dayanan bu mükemmel cihazımız sadece kendi başına 749 liraya satılıyor. Ama şu anda hattı düşürenlere bunu 149 liraya gönderiyoruz. Kargoyu, KDV'yi biz karşılıyoruz. Word ve bonus kartlara 4 taksit imkanı yapıyoruz. Ve yanında şarj aletini, USB kablosunu, tripodunu ve tabii ki taşıma ipi, taşıma çantası, 2 GB hafıza kartı ve televizyon bağlantı kablosu gibi zaten 150 lira değerindeki aksesuarını yanında bedava gün. Sadece aksesuar 150 lira. Ama siz 149 liraya hem aksesuarlarına hem de cihazımıza sahip oluyorsunuz. Garanti belgesi ve faturası birlikte gönderebilirsiniz. Bakın şöyle bir kez daha göstersin. Ne kadar şık HD kalitede görüntü çekebileceğiniz bu mükemmel video kameraya son saniyeler, aslında süremiz bitti ama ben bir dakika daha kampanyamızı uzatıyorum. Bir dakikada hattı düşüren, hatta çağrı atanları da kabul ediyorum. Evet, çağrı atın, biz sizi arayacağız. Bir dakika içerisinde çağrı atan, arayan herkese 149 liraya bu mükemmel video kameraya sahip olacaklar. 0216 211 01 00. Ben şimdi tanıtımı, anlatımı bitiriyorum. Ekran alttaki numaraları bir dakika daha arayabilirsiniz. 0216 211 01 00. Tanıtımımız bitti ama kampanya bir dakika daha devam ediyor. Hayırlı olsun, iyi günlerde kullanın, hoşça kalın efendim. Evet, güzel güzel bir şarkıyla birliklerimiz devam edecek sevgili Mehmet abi, reklamların evet. Hemen ardından senden güzel bir şarkı. Göreli'ye buradan da çok selamlar. Göreli. Onlara hediyem. Evet, Göreli'ye hediye gönderelim, Giresun'a hediye gönderelim. Evet. Hangi şarkı gelecek? Sıradaki. Evet, onların eseri. Onların eseri. Evet. Peki, o Göreli. Zaman, Göreli. Peki, evet. Hazırsa o zaman şu anda dinleyelim. Evet. Thank you.
her bir horon. Körelle meydanında ben hayranım hayranım bu yöre insanına. Körellenin uşağı doymayı kemenceye, kesilmez horonları sürer yarı geceye. Saçları lüler lüler saçılır ince bele horonun. İlk adresi körelledir görelle. Saçları lüler lüler saçılır ince bele horonun. İlk adresi körelledir görelle. Kemençe festivali oluyor Körele'de, çok güzel bir eğlence yaşatırlar millete. Kemençenin horonun çıkmış bir kere adı, Körele horonunun paşa oluyor dadı. Saçları lüler lüler saçılır ince bele horonun. İlk adresi Körele'dir Görele. Saçları lüler lüler saçılır ince bele horonun. İlk adresi Körele'dir Görele. Kadınlarının belinde kuşakları, krailler horonlu, körelle uşakları, burun burun horonlu, dünya kime kalacak? Kemençe festivali her sene yapılacak. Saçları lüler lüler saçılır ince bele horonun. İlk adresi Körelle'dir Görelle. Saçları lüler lüler saçılır ince bele horonun. İlk adresi Körelle'dir Görelle. İstanbul sizin olsun bize yeter Görelle. İndireye dereye kız havalenlereye, Allah izin verirse buluşuruz seneye. Saçları lüler lüler saçılır ince bele horonun. İlk adresi Körelle'dir Görelle. Saçları lüler lüler saçılır ince bele horonun. İlk adresi Körelle'dir Görelle. Dolaştım çarşısını, çok sıcak insanları, hepsi Osman Ağa'nın gururlu torunları. Gurbet elden selamlar dostlarım hepinize, çoluğun dürgülleri hatıra kalsın size. Saçları lüler lüler saçılır ince bele horonun. İlk adresi Körelle'dir Görelle. Saçları lüler lüler saçılır ince bele horonun. İlk adresi Körelle'dir Görelle. Bu arada Görele demişken Almanya Ludwigsburg Grossbot vardı. Şu an Grossbot vardı. Bizi izleyenlerimiz var. Onlara da buradan selam. Programımızı beğenenler var Almanya Ludwigsburg'da. Sevgili Nihat Işık, Işık ailesine ve Mithat Işık'a selamlarımızı gönderelim. Bu güzel türküyü Almanya Grossbot'a da hediye gönderelim aynı zamanda. Peki sen yoruldun abi, çok terledin. Biraz dinlenelim.
Yani horon Köröle öyle... horonu bizi yordu. Değil mi? Yordu. Eşlik etti arkadaş. Çok sağ olsun. Ne demek? Yani az önce söylediğim gibi yani kemençeyi çalmayı öğrenecek herhalde. Sevgili Hasan abi, şu anda ümit ediyorum ki ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyenlerimiz de şu saat itibariyle ekranları başında çok hoşça güzel bir vakit evet. geçiriyorlardır. Çok evde oynayalım. öyle ümit ediyorum çünkü. Yani horon ettik. Biraz da o zaman yine Kastamonu bölgesine gidelim. Olur. Değil mi? Bizleri izleyelim. Muzaffer Akkaya, Azıvay'da eski dostlarım. Aşağı yukarı 20 kişiyiz diye. Muzaffer Akkaya. Evet. Peki onlara da selam gönderelim. Aynı zamanda bu güzel Kastamonu şarkısı da şu anda yine Sapanca'da bizleri izleyenler var. Sevgili teyzem izliyormuş. Hanife Topal. Topal ailesine gelsin. Bütün akrabalara da gönderelim. Kucak dolusu selam gönderiyoruz. Sapanca'ya da evet selamlar olsun. Bu arada tabii yavaş yavaş program sonlarına geliyoruz. Evet. Aslında şöyle biraz daha sohbet edip son köçek havasıyla programı olur. Kapatmak istiyorum aslında. Olur. Dediğim gibi sevgili Hasan abi yani albüm inşallah hayırlı olur. Teşekkür ederim. Var mı bu ara memlekete gitme durumu? Nasip olursa Mart'ın 8'inde Şampazar'dayım. Mart'ın 8'inde Şampazar'dasın. Evet, şimdi söz vermedim sürpriz yapacağım. Sürpriz. Suat Saygın Belediye Başkanımız izliyormuş bizi. Evet. Çok çok selam gönderin bütün Şampazar halkını. Seviyorum sizleri. Kucak dolusu selam gönderiyorum. Selamlarımızı gönderelim. Sürpriz yapacağım söylemeyecektim ama duramadım yine de. Olsun onlara selamlarımızı gönderelim. Sevgili Mehmet abi yani sen tabii albümün dışında yani bu mesleğin dışında farklı bir işle de uğraşıyorsun. Memurum aynı zamanda üniversitede çalışıyorum İstanbul evet. Üniversitesi'nde. Evet. Beyazıt'ta. Ek olarak ekstralarım oluyor. Normal. Hafta sonları giderim. Sadece hafta sonları mı yoksa hani hafta içi ekstra bir durum çıktığı zaman da yine tabii iş yerinden izin alıp gidebiliyorum yani o konuda. Ama güzel yani hem normal evet. kendi işin hem kendi işim hem bu iş. Kendi ekin idare edip gidiyoruz yani kısacası. Bunu da yürütmen güzel ama. Evet. Yani gerçekten büyük bir başarı her ikisi bir arada götürmek. Yani, tebrik ediyorum seni. İlk etapta şey oldu. Hobi gibi bir şey oldu. Ondan evet. sonra işin içine girdik. Daha çıkışı yok. Peki. Şu anda programın tabii sonlarına geldik. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili Çoloğlu Mehmet. Ederim. Yani bu Çoloğlu nereden geliyor Mehmet abi? Çoloğlu köydeki bizim ismimizi o şekilde. Evet, öyle yani çok önceden, çok eskiden evet, o şekilde adlandırılmış. Çoloğlu Mehmet olarak kaldı. Evet, Çoloğlu Mehmet olarak kaldı. O şekilde devam ettik. Ama aile olarak Mehmet Çolak benim ismim. Mehmet Çolak ama Çoloğlu Mehmet deniyor. Evet, bana Çoloğlu Mehmet deniyor. Peki, Mehmet abi çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, ben de çok teşekkür ederim. Şu anda bizi gününde... izleyen eş, dost, akrabalar evet. hepsine buradan çok çok selamlarımı ederim. Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum ben de kırmadın geldin. Sağ ol, ben de inşallah farklı bana sahip inşallah farklı programlarda tamam, önümüzdeki programlarda yine tabii hazırım. Ki programda görmek mutlu edecektir. Teşekkür ederim. Burada seni. Çok teşekkür ediyorum. Selam Ekmek Fırını'na buradan da çok teşekkür ediyorum. Selamlarımızı gönderelim. Çalışanlarına. Peki. Onlara da buradan selam ederim. Peki çok sağ olasın. Sevgili Hasan abi artık seninle kapanışı yapacağız. Tabii ki pardon ne unuttuk. Benim işverenim... Yaka mikrofonu çalışıyor sanırım. Evet o mikrofon... Emin Atınaz tabi işverenim. Çünkü bu köçek olayını çok seviyor. Evet. Ayrıca ona da burada kucak dolu selam gönderiyorum. Ellerinden öperim. Ayrıca Hüseyin Sucu'yu ailesine ve kucak dolu selamlarımı gönderiyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben aynı zamanda hem sana hem senin adında... öncelikle başta tabii ki köşek üstünü sevgili Hüseyin abiye çok teşekkür ediyorum. Kemal'e arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Evet. Selim Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine aynı zamanda köçekte olan ekipte olan arkadaşlarım Sinan ve Osman. Sinan ve Osman. Sinan kardeşimiz ve Osman. Biz. Her ikisine de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yine böyle grup olarak, yine bir ekip olarak kapanışımızı gerçekleştirmek tabii istiyorum ki. Ben. Tabii ki. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Gerçekten evet, çok candan sevdik sizleri. Çok çok sağ olun. Her zaman için yanınızdayız. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler artık tabii yavaş yavaş program sonlarına yaklaştık. Bugünü de artık geride bıraktık. İki saati tabii dolu dolu geride bıraktık. Ümit ediyorum ki ekranlarınızın başında siz de böyle hoşça güzel bir vakit geçirmişsinizdir. Çok memnun olmuşlar. Ben tabii programın gerçekleşmesine yine destekleri olan program danışmanım sevgili Abdurrahman Özsaraca, sevgili Abdurrahman Bey'e, yine sevgili asistanım Esra Hanım'a, Adnan Biçer'e ve Kemal Güney'le çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür onlar da yalnız bırakmadılar bugün. Geldiler.
Saygıyla sevgiliyoruz. Pek çok çok teşekkür ediyorum ben. Bu arada güzel bir köçek havasıyla olur bitirelim. Evet sevgili izleyenler, sürçülisan ettiğim saffolu herkesten özür diliyorum. Haftaya yine bomba gibi konuklarımla yine bomba gibi burada olacağım. Şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın ama tabii ki en önemlisi Mavi Karadeniz TV ekranlarında kalıyorum diyorum ben size. Ve evet böyle efendim, alayım ben size. Hadi kızım yandan yandan yandan.